O Hipokrat yüzü oluştuğunda ölüm çok yakın diyorsunuz. Nasıl bir yüz? İşte burun sivrileşiyor, avurtlar çöküyor, çene arkaya düşüyor, ağzını kapayamıyor, gözler yuvalarına geri dönüyor. Ulan soğukluk oluyor. Diyoruz ki bu hastanın yakını aman, aman uzak durun. Yani reflekslerinizi kullanmaktan refleksleriniz mı uzaklaştırıyorlar? Tabii ki. Bırak yakamı artık diyen hastalarınız oldu, oluyor mu? Tabii bizi bırak, beni bırak. Zaten o insana bir şey yapamazsınız, o hastaya bir şey yapamazsınız. Benimle uğraşmayın, ben öleceğim. Ya her şey iyileşti, sen niye böyle konuşuyorsun, yapma böyle dedik ama öldü. Morg da canlandı. Hiç böyle bir vaka duydunuz mu? Affedememe, küskünlük, bunlar ölümü erteleyen şeyler. Tabii çok bağlı olduğu, duygusal bağı olduğu birisi varsa ailesinde ya da çevresinde, onunla vedalaşamadıysa, yani helalleşemediyse gidemeyen hastalara tanık oldum. Efendim merhabalar. Hakkında efsanelerin çok olduğu, ne kadarının doğru, ne kadarının doğru olmayan olduğunu kestiremediğimiz bir yeri, bir alanı konuşacağız. Yoğun bakım. Kiminle? Yoğun bakım doktoru, anestezi uzmanı Kadir Doğruer'le. Hocam efsaneler çok çalışma alanınızla ilgili. Tabii yoğun bakım kapalı bir alan. Çok içeri giremiyorsunuz. İçeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hastama ne yapıyorlar? İşte bir takım hikayeler yazıyorsunuz. Öyle olunca efsane boyutuna da gelebilir bazı hikayeler. Kaç yıldır yoğun bakım ünitesindesiniz? Yaklaşık 28 yıl oldu. Tabii olmuştur. 28 yıl. En zor hasta profili yoğun bakım için hangi profildir? Anlayışsız hasta yakını olan hastalarımız. Her türlü hasta kabulünüz? Her hastayı kabul ederim. Bütün hastaları kabul ederim. Anlayışsız. Bu kelimeyi seçerek kullanıyorum ama ne yazık ki kullanmak zorundayım. Saygısız hasta yakınları karşısında bizim en büyük sorunumuz başlıyor. En büyük problemimiz başlıyor. Bilin ki bir hasta yakını ne kadar anlayışsız, ne kadar saygısızsa önce hastasına zarar veriyor. Çünkü uzaklaşıyorsunuz. Hastaya biz bir şey yapamayız, öyle bir şey olamaz ama bir soğukluk oluyor. Diyoruz ki bu hastanın yakını aman uzak yani durun. Yani reflekslerinizi kullanmaktan mı uzaklaştırıyorlar? Etkiliyor. Tabii ki bizi rahatsız ediyorlar. Endişe eden, bize güvenmeyen, saygısızlık eden bir hasta öncelikle bizi etkileyerek hastasının tedavisini etkileyecektir. Vefat haberini siz mi veriyorsunuz hasta evet. Yakınlarına? Evet. Çok tatsız ve zor bir görev. Şimdi bunun için bulduğunuz 28 yıl içinde bir formülünüz var mı? Formülüm. Şöyle bir anekdotla anlatayım bunu. Çalıştığım hastanede bir serviste takip edilen bir hasta, yoğun bakımda değil. Bir de çok etrafı geniş, çok büyük bir aile. İlgilenen doktor sayısı çok fazla, odasında kalbi duruyor. Ve biz de mavi kod denilen, belki duymuşsunuzdur, acil çağrıyla biz odaya koşuyoruz, müdahale ediyoruz ancak döndüremiyoruz. O da full, her tarafta doktor var. Herkes orada. Kardiyoloğu, o su, bu su, şu su falan ama sonuçta hasta bir doktorum. Tamam. Hastaya müdahale ettik. Epey uzun müdahaleler, hiçbir şey olmadı. Sonunda bunun söylenmesi gerekiyor. Aile çok büyük, biraz sorgulayıcı, problem yaratma potansiyeli yüksek bir aile. Hastanın hekimi bana dedi ki, Kadir dedi, sen dedi bilgi vermeye alışıksın, sen söyle dedi. Bu çok zor bir şey. Yani meslektaşım bile bana öyle bakıyor. Diyor ki sen diyor bilgiyi ver, sen nasıl olsa alıştın. Ölümün bilgisini vermeye alışmak gibi bir şey olamaz. 28 yıldan bahsettik. Ben 28 yıldır alışamadım. Hala kaçıyorum. Bilgi vermemek için kaçıyorum. Yani ne bileyim, çok ileri yaşta ölümü beklenen bir hastanın bilgisini vermek daha kolay olabilir ama o bile zor. O bile zor. O nedenle benim mesleğimin en zor taraflarından biri. Ya da bana çok öyle geliyor. Ben o ölüm bilgisini vermekten kaçıyorum. Kaçmaya çalışıyorum ama kaçamıyorum. Ve bilgi vermek zorunda kalıyorum. Bazı bilgiler çok dramatik oluyor tabii. O dramatik bilgileri vermek çok iz bırakıyor. Örneğin? Ne bileyim, çok genç bir insanın ölümü, bir bebeğin ölümü. Zamanında
mesleğimin ilk başlarında Türkiye'de yeni doğan yoğun bakım çok gelişmiş değildi. Bazen bakmak zorunda kalıyorduk. Bir yeni doğanın kaybını babasına bildirmek zorunda kaldığımda babasının reaksiyonu hala unutamadığım bir reaksiyondur. Yani bir anda suratıma baktı, ne diyorsun sen gibisinden bir yumruk çıkardı, bana vuracak. Son anda vazgeçti, duvara vurdu, duvar kırıldı. Şimdi o tepkiyi anlıyorum, ona bir şey demek mümkün değil. Yani o tepki bana olmadığından eminim ben. Her ölüm benzersiz midir? 28 yıl içerisinde birçok ölüme, son saniyelere tanıklık ettiniz. Nasıl tanımlarsınız? Her ölüm kendine has mıdır? Ya da o son saniyelerin gözlemlediğiniz, sıralayabileceğiniz ortak özellikleri var mı? Şimdi ölümler birbirlerinden farklı olabilirler. Ama sonuçta hepsi bir yere varıyor. Ölüm bir vedalaşmadır. Bu Platon'un da söylediği gibi ruhun bedenle ayrılması. Yani bir şekilde ruh veda etmek zorundadır ölümün olabilmesi için. Tabii ölüme biz bilimsel açıdan şöyle bakıyoruz. Ölüm bir dokunun, bir hücrenin, bir organın canlılığını yitirmesi. Canlılığını yitirmek ne demek? İçindeki o metabolizmaların, işte o çalışan bir takım reaksiyonların durması, fonksiyon görmemesi hali. Ama olay daha ötede aslında. Ölüm ruhun bedenden ayrılmaya karar vermesiyle başlıyor. Ama bu bir süreç. O süreçte bazen çok farklı seyredebiliyor. Ne bileyim, bir hastanız var, hastanız komada, ay, belki de yıla varıyorsunuz ama ölmüyor. Yaşlı aynı zamanda ama ölmüyor. Şimdi ölümü istediğimiz için değil ama bu yaşam mı diyorsunuz? Hastanın ailesi de öyle diyor. Ya hocam bu yaşamıyor, biz böyle bu yaşamı ne yapacağız? Ama işte orada ruh nasıl karar veriyor? Bunu yöneten dinamik nedir? Onu bilmek mümkün değil. Bunu açıklayan herhangi bir kaynağın da olduğunu sanmıyorum. Dini kitaplar da bunu açıklayamaz. Ölümün varlığını kabulden başka bir seçenek yok. Ölüm de bu süreç içerisinde o ruhun bedenden ayrılma kararını verme sürecinde farklı farklı değişkenler izleniyor. Ne bileyim, hastanın bedeni ileri derecede kötü bir duruma gelebiliyor. Ne bileyim, yüzünde bir takım değişimler oluşabiliyor. Ne bileyim, Hipokrat bile böyle bir şey tanımlamış. Hipokrat yüzü diyorsunuz. O Hipokrat yüzü oluştuğunda ölüm çok yakın diyorsunuz. Nasıl bir yüz? İşte burun sivrileşiyor. Avurtlar çöküyor. Çene arkaya düşüyor. Ağzını kapayamıyor. Gözler yuvalarına geri dönüyor. Bu yüzü görebiliyorsunuz. Bu yüzü gördüğünüzde diyorsunuz ölüm çok yakın. Bedenden vazgeçmiş diyorsunuz ruh. Ve onu da çevirmek mümkün değil. Ya bunu bilimsel anlamda bir takım ölçekler var. O ölçekleri biz izliyoruz. Diyoruz ki laktatı çok yükselmiş. Müdahale ediyoruz, düzelmiyor. Benim kanaatim bu kadar deneyim sonrasında bir hastanın laktatı düzelmiyorsa ölüm mutlak. Kesin ya. Bu laktat bir değer, bir kan değeri. Çünkü laktat şunu gösteriyor. O dokuların, hücrelerin hangi metabolik süreçte olduğunu gösteriyor. Bu metabolik sürecin bozulduğu anda ölüm de başlamış oluyor. Ben bunu yapamıyorum. Bazı hekim arkadaşlarımız bunu söylüyorlar. 3 ay sonra ölecek. Ben bilmiyorum. Bazı ölçekler var. Uluslararası çalışmalar neticesinde elde edilmiş bir takım istatistiksel değerler var. Bu istatistiksel değerler her hastaya uyuyor mu acaba? İstatistik ne demek? İstatistik bence yalan bilimi. Yalan bilim. Yani istediğiniz yalanı istatistiklerle insanlara ikna edebilirsiniz. Onu oynatırım, bunu yükseltirim, bir yüzde veririm. Her şey çok iyi. 2 saat sonra ölecek dediğiniz hastanızdan bir yıl yaşayanlar olabiliyor mu? 2 yıl yaşayanlar ölmesini olabiliyor mu? Ölmesini beklediğimiz ama ölmeyen hastalarımız oldu. Ama 2 saat sonra ölecek. Zaten böyle bir şey demem. 2 saat sonra ölecek. Bir de şöyle bir şey. Yoğun bakımda ölüm o kadar yakınsa onu engellemek mümkün değil. Zaten o kadar çok parametreyi takip ediyoruz ki o parametrelerdeki değişkenleri gördüğümüzde, ölümün o kadar yakın olduğunu öngördüğümüzde o ölümün ertelenmesi mümkün değil. Uykuda olan
ama ara ara gelip göz göze geldiğiniz hastayla irtibatınızı merak ediyorum ben. Ve şimdi uykuda olan bir insanın gözle bana bakması çok zor. Bir şekilde bana bakabilecek bilinç düzeyinde olması gerekir. Bu bilinç düzeyi mesela beni algılayamıyor olabilir, benim farkımda olmayabilir ama benim enerjimi fark edebilecek düzeyde bir bilincinin olması gerekir. Bu bilinç en alt düzey olabilir ama benim enerjimi fark edebilmesi gerekir. Bazı hastalarımızla bu enerji iletişimini kurabiliyoruz. Her zaman olmuyor. Ancak benim çok uzun yıllar takip ettiğim bir hastam var. O hastam siz görseniz bunun şuuru yok dersiniz. Ama biz onunla iletişim kurabiliyoruz. Biz onunla ağlayabiliyoruz mesela ya da gülebiliyoruz. Yaklaşık kaç yıl oldu? 18 yıldır takip ediyorum. 18 yıldır siz takip ediyorsunuz. Evet. Yaşamak istediği için mi 18 yıldır yaşıyor? Evet. Peki bırak yakamı artık diyen hastalarınız oldu, oluyor mu? Tabii bizi bırak, beni bırak. Savaşı isteme... Zaten o insana bir şey yapamazsınız, o hastaya bir şey yapamazsınız. Beni bırak diyen çok hastamız oldu. Uğraşmayın benimle. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. O çok dramatik. Covid döneminde bir genç hastamız oldu. Çok ağır, çok ağır seyreden. Ama ya, genç yani 45-50 yaşında diyeyim. Çok savaştık, belli bir yere getirdik. Toparladık. Yani başarı çok yüksek, çok iyi. Artık iyileşeceğiz, toparlanacağız, onu çekeceğiz, o makineyi ayıracağız, bu makineyi ayıracağız. Uyandı, yemek yemeye başladı, ailesiyle ilişki kurmaya başladı. Söylediği laf şu, benimle uğraşmayın, ben öleceğim. Ya her şey iyileşti, sen niye böyle konuşuyorsun, yapma böyle dedik ama öldü. Bazı anlatılan ortak hikayeler de var hocam, yoğun bakım hikayeleri. İşte ölüme çok yaklaştığı dönemde beyaz bir ışık gördüm, beni oradan çağırdılar, çektiler diyen çok fazla. Siz de hastalarınızdan bunu çok duyuyorsunuzdur. Yoğun bakımda bu beyaz ışık imajını oluşturan şey ne olabilir? Bilim boyutunda konuşalım. Bilimsel bir açıklaması yok bunun. İşte yok tansiyon çok düşüyor, işte beyin dolaşımı bozuluyor o anda, işte bilinç gidiyor, bilinç gidince arkada kalan bilinç farklı çalışıyor. Bir sürü teori olabilir ama bunun kesin kanıtı olmadığı kanaatindeyim. Hastalarınızın hikayesine de tanık oluyorsunuz. Özellikle uzun süre bakım verdiğiniz hastalarınızın kırgınlıklarına, belki küslüklerine vakıf oluyorsunuz o zaman içerisinde. Affedememe, küskünlük, bunlar ölümü erteleyen şeyler mi? Tabii dediğim gibi ölüm bir vedalaşmadır. Eğer çok bağlı olduğu, duygusal bağı olduğu birisi varsa ailesinde ya da çevresinde, onunla vedalaşamadıysa, yani helalleşemediyse gidemeyen hastalara tanık oldum. Bunu gördüğümüzde insan etkileniyor. Fakat bu son dönemde insanların aileleriyle olan ilişkileri daha da bozulmaya başladı, onu görüyorum. Toplumun ahlaki değerlerinde bozulmalar var. Ve bu bozulmaları benim gördüğüm alandan görmek çok çok iç yakıcı oluyor. Ne bileyim, annesini babasını terk eden, evladını terk eden, yoğun bakımda bırakan, uğramayan insanlarla karşı karşıya. Evladını yoğun bakımda bırakan. Evet, bırakıyor, yanına gelmiyor. İşte ne bileyim, ayrılmış aile almıyor oğlunu iyileştirdiğimiz halde. Ne bileyim, bu tür evladın derken hastalıklı bir, yani yoğun bakıma bir çocuğun düşmesi çok zor bir şey. Başına bir şey gelmiş olması lazım. Kalıtsal bir şey olmaması da çok yüksek. Bu tür çocuklarla ilgilenmek istemiyorlar. Şimdi mesela bir hastamız var. 58 yaşında ama ağır hasarlı bir insan. Mental hasarlı. Annesi kapıda bekliyor 80 yaşlarında. O kadıncağıza ben ne diyeceğimi bilemedim bugün. Çok zor işimiz. Şimdi bu bambaşka bir şey. Yani şimdi o çocuğa da bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama 58 yıl o çocuğa bakmış. O çocuk hala. Bebek gibi. Ve
annesi bugün karşıma dikildi, 80 küsur yaşlarında belki de. O da biliyor çok kötü olduğunu. Belki de ölmesini tercih ediyor bir tarafı. Gönlünün bir tarafı belki de ölmesini tercih ediyor. Ama bunu ne kendisine söyleyebiliyor ne de bize söyleyebilir. Çok zor. Şimdi bu anneye benim oğlun ölecek demem o kadar zordu ki bugün. Bugünün en bana en ağır gelen bilgilerinden biriydi bu. Hocam yine efsaneler, efsanelerle dolu bir işiniz var. Morg da canlandı. Hiç böyle bir vaka duydunuz mu? Şimdi şöyle bir şey, ölüm gerçekleştikten sonra erken dönemde yani cesedin erken döneminde bazı hareketler görülebilir. Ve bunlar da canlanıyor olarak yorumlanır. Bilimsel olarak bir insan öldüyse, bir canlı öldüyse o ölüdür. Ancak onda bazı hareketler görülür ki bunlar erken dönemde medulla spinal yani omuriliğin kendinden hareketiyle ilgili bir takım şeyler. Bunlar olabilir. Omurilik henüz canlılığını sürdürüyor olabilir. Seyirme gibi mi seyirme hocam? Seyirme. Hareketler bildiğiniz hareketler de olabilir. Bunu da canlandı diye yorumlayabilirsiniz. Nasıl kolunu ölü böyle atabilir mi? Olabilir. Eğer bir ceset morga giriyor ve uyanık çıkıyorsa o zaman tanı yanlış konmuştur. Olamaz mı böyle bir şey? Olabilir. Örneğin bir trafik kazası olabilir. Yoğun bakımda değil geldi o anda öldüğüne karar verildi. Yanlış karar verilmiş olabilir. Ve morga aldılar. Zaten o canlanma o hikayeler bundan dolayıdır. Eğer bir hocam kabus gibi bir insanın ölümüne karar verildiyse ve bu bilimsel olarak gerçekleştiyse ve bu tanı doğruysa onun ölümünden dönmesini beklemek mümkün değil. Ancak eğer tanı doğru değilse, eksiklik varsa, bir takım şeyler yanlış yapıldıysa bu tür değerlendirmelere neden olabilecek geri dönüşler yaşanabilir, yaşanmıştır hocam, da. Morga konduğunda ayağıyla itip çekmeceye çıkabilir evet, mi? Çıkabilir. Çünkü uyanır. Uyanır. Yani ama kilitli falan değil, değil mi? Tabii kilit yok orada. Ne kilit yok. Ölüye niye kilit koyacaksınız ki? İşiniz yoğun bakımdaki hastayı gözlemlemek. Mücadelenin ve yaşama sevincinin çok önemli olduğunun altını çiziyorsunuz. Kadınlar mı daha yaşam ipini sıkı tutuyor, erkekler mi? Erkekler daha çabuk vazgeçiyorlar. Kadınlar daha savaşçılar. Daha çok direniyorlar. Şu anda mesela bir hastamız var. 93 yaşlarında. Sanki hiçbir şey olmamış gibi orada yatıyor. Direniyor. Şimdi solunum cihazına bağlı hasta yakınlarına bilgi veriyorum. Çok iyi insanlar. Diyorum yaşıyor. Yaşadığı için de biz ona desteğimizi sürdürüyoruz. Yani ama boğazındaki tüpü çekemiyorum. Yapamıyorum. Trakeostomi açmak lazım. Açmak istemiyorum ama yaşıyor ve ilerliyor. Artık ağzında yara açılacak. Benim bunu açmam lazım dedim bugün. Evet haklısınız dedi. O da yaşıyor. Gözleriyle bize bakıyor. Eğleniyor bizimle. Eğleniyor mu bilmiyorum da seyrediyor bizi yani. Burada neden istemiyorsunuz? Eziyet etmemek adına, yormamak adına mı? Yaşlı, önümüzde ne kadar süre olduğu belli değil. Şimdi kalkıp böyle bir yükü niye yükleyeyim ona? Yaşamak istemeyip o fişi çeken ya da boğazındakini çekip atmak isteyen hastanız oldu mu? Tabii ki. Yaşamak istemeyen, üstündekileri söküp çıkaran, bırakın beni, ben reddediyorum her şeyi. Belki de o haklı. Biz kendimizi güvenli alana alıyoruz. Onun adına karar veriyoruz. Buna hakkımız var mı? Bu da tartışılır. Ama kendimizi korumak için bunu yapmak zorundayız. Hastalarınızdan korktuğunuz oluyor mu? Çünkü korkmak. Şöyle, ilaçların psikolojiyi, karakteri dahi ne kadar etkilediği ayrı bir araştırma sahası. Yoğun bakımda o sizin verdiğiniz ilaçlarla ve beraberinde psikolojiyle birlikte aslında normal dış dünyada hiç yapmayacağı şeyleri yapan hastalar duyuyoruz. Eminim bununla ilgili örnekleriniz çoktur. Size zarar verme ihtimalini gözlemlediğiniz hastalarınız oluyor mu? Tabii ki. O tür örneğin, hastalarımız oluyor. Çok mesela saldırı. Küfür eden oluyor mu hocam? Küfür bize zarar değil. İstediğini söylüyor. Oluyor mu? Oluyor tabii. Oluyor ama biz onu o anki zor durumuna bağlıyoruz. Kendine zarar vermesini istemeyiz öncelikle. Tabii kendimize de, bize de zarar verilmesini istemeyiz. Bazı hastalarımızda çok ajitasyonlar görebiliyoruz. Etrafa zarar verebiliyor, dökebiliyor.
Hatta bir keresinde bir hastamız yoğun bakım penceresinden atlamıştı aşağıya. O kadar acıdı, tutulamıyor yani. Ağrısı çok. Yok hayır. Ha psikolojisi bozuk. Psikolojik olarak onda, o boyutta bir psikoz boyutunda. Zaten psikozdaki hastalar bunu yapıyorlar. Böyle bir hastamız olmuştu. Kendisi kaptan, Karadenizli. Gemi kaptanı. Gemi, küçük balıkçı teknesi kaptanı. Balıkçı ama büyük balıkçı teknelerinin kaptanı. Deli bir Karadenizli. Her şeye itiraz eden, sert, aksi, müthiş problemli bir adam. Ailesi ona böyle titriyor. Adam her şeyi reddediyor. Kopartıyor, çıkartıyor. Ailesi inanılmaz titiz. Aman ne olur babamızı yaşatın, babamızı yaşatın. Adam ama deliliğiyle meşhur. Hep delilik yapmış, hep aksi, hep inatçı, inanılmaz inatçı. Biz onu uyuttuk. Uyuttuk, 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 uyuttuk. Uyandırmayı deniyoruz. Yine onu bunu koparıyor. Her uyandırma döneminde birazcık azalıyor şeyi, inadı. Kademeli son, olarak. Evet, kademeli olarak azaldı. En sonunda tamamen teslim oldu. Teslim olduğunda her şeyi toparladı. Biz de onu eve gönderdik. Evde de takip ediyoruz. Boğazında delik, makinesi oturuyor, sohbet ediyoruz, kahve içiyoruz. Hocam dedi, ben seni ne kadar üzmüşüm, anlatıyor kızlarım diyor. Biz seni ne kadar üzmüşüz diyor. Ben deliyim diyor. Ama diyor bak diyor, kabullendim her şeyi diyor. O zaman geçti diyor, kaptanlık bitti artık diyor. Önemli bir aşama kabullenmek. Kabullendiğiniz zaman, teslim olduğunuz zaman her şey yoluna girer. Yine doğruluğunu size soracağım. Sanıyorum 3-4 yıl önce bir televizyon haberi vardı. Uzun süre, 2 yıla yakın yoğun bakımda kalan bir hanım, uyutularak yoğun bakımda kalan bir hanım, uyandıktan sonra hiç bilmediği bir dili konuşuyordu. Aksanlı olarak Rusça konuşur gibi Türkçe konuşuyordu. Yoğun bakım sonrası uzun uyumaların ardından böyle semptomlar hastada görülebilir mi? Bu tür olayları aynısını değil ama benzerini yaşadık. Mesela bir hastamız oluyor. Hastamız birkaç dil konuşabilen bir insan. Ama hiç bunu normal hayatında kullanmıyor diğer dilleri. Türkçe konuşan birisi. Böyle bir süreçten sonra çıkıyor. Ne bileyim, İngilizce konuşmaya başlıyor. İngilizceyi biliyor ama. Ama İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Ne bileyim, cevap ver sorduğunuzda ne bileyim, o başka bir dilde cevap vermeye çalışıyor. O süreç içerisinde o beyindeki hadise nasıl çalışıyor onu bilmek mümkün değil. Bir tercihte bulunuyor. O tercihi doğrultusunda da öyle yanıt vermeye, o dille yanıt vermeye başlıyor. Şeyden sonra, uzun süre uyumaktan sonra, yoğun bakımda uzun süre kaldıktan sonra ruh hali değişiyor. İnsanların kişilikleri değişiyor. İşte biraz önce bahsettiğim kaptan hastamız gibi. Kişiliği değişiyor, o inatçılığı bırakıyor. Ya da çok daha ajite birisi oluyor. Ya da tamamen hiç tanımadıkları bir insanla karşılaşıyor hasta yakınları. Bir kimlik değişimi yaşanıyor. O nedenle eve gönderdiğimiz hastalarımızın evde bakım süreçlerini planlarken hasta yakınlarına her zaman söyleriz. Hiç endişelenmeyin. 2 gün zor geçecek. Sizin için de onun için de. Çünkü o buraya alışacak, siz ona, o size alışacak. Yeniden tanışacaksınız. Çok zor bir işiniz var hocam. Bir röportajınızda sabah geldiğimde, yoğun bakıma girdiğimde ölecek olan hastayı anlayabiliyorum dediniz. Az önce bir fiziki tıbbın belirlediği örnekleme yaptınız ama onun ötesinde size bu ayrıcı veren, fark ettiren nedir? Nereden anlıyorsunuz? Öncelikle uzun yıllar yoğun bakımda olmanın getirdiği deneyimle hastaların bir parametreleri doğrultusunda, iki görünümü doğrultusunda böyle bir izlenime kapılıyoruz. Yani bu hastamızda bugün kaybetme olasılığımız yüksek diyoruz. Mesela bugün size gelirken, buraya gelirken yolda bir hekim arkadaşım bir hastasını soracaktı, bir cerrah arkadaşım. Ne düşünüyorsunuz dedi. Vallahi dedim, çok kötü görüyorum dedim. Nesi kötü dedi. Vallahi dedim, nesi kötü sorusuna cevap yok. Ama kötü. Nesi kötü, tansiyonu mu düşük? Kanı mı, kanında mı bozuk şey var, analizlerde mi sorun var, ne var? Bir şey yok dedim. Neden böyle söylüyorsun? Dedim, sadece hissiyatım bu. Evet dedi, ben sizin hissiyatınıza önem veriyorum çünkü
oldukça deneyimli bir hekimsiniz. Buna değer vermek zorunda. Ya özür dilerim, ben değer verin diye söylemiyorum. Benim hissiyatım bu. Yani bu bir hissiyat. O hissi alıyorsunuz. O insanda bir şey olmayacağını, ya bu insan olmaz diyorsunuz. Halbuki tansiyonu, nabzı, ne bileyim her şey normal, solunumu normal. Ama diyorsunuz ki bu hastada bir şey olmayacak. Genellikle de öyle oluyor. Ama bu tamamen yılların getirdiği şeyler. Şimdi bu izlenimi nereden ediniyorsunuz? Hangi noktalardaki veriler doğrultusunda bunu söylüyorsunuz? Bunu söylemek çok zor. Ancak böyle bir hissiyat oluşuyor. Bir de ölümün oralarda dolaştığını hissettiğim oluyor bazen. Onu bir takım bundan önceki röportajlarda da bahsetmiştim. Çok tepki aldığım bir şey. İşte ölümün kokusu. Ölümün kokusunu o hasta, bir hasta için hissedemem. Onu yapamam. Onu bilmiyorum. Belki ama, konduramazsınız. Konduramam. Kondurmak da ama istemezsiniz. Şöyle, bugün ölüm olma olasılığı çok yüksek. Dedirtecek o kokuyu bazen duyuyorum. O anki benim konsantrasyonum, ortama olan algılarımızın açıklığıyla ilgili bir şey. Önceden şimdi yaşlandıkça konsantrasyonlar bozuluyor. Algılar açılıyor ama konsantrasyonlar bozuluyor. Daha az konsantre olabiliyorum. O nedenle daha az duymaya başladım. Ama duymak da istemiyorum. Bir de red fenomeni de var orada. Yani ölümü, ben hala işte bu yaşıma geldim, bu kadar yıl yoğun bakımdayım. Hala bir hastanın ölmesini şey yapamıyorum, yani taşıyamıyorum. Hele bir de bazı nedenlerle ya ölmesin bu hasta dediğim bir hastaysa eğer, o zaman yükü çok fazla oluyor. Hasta kendisi bilip sizinle vedalaşıyor mu? Doktor, sen bu kadar çırpınıyorsun ama ben bugün gideceğim deyip vedalaşan oldu mu? Bu kadar açık, yani bu cümleyi karşılayacak bir hasta var mı, oldu mu onu söyleyebilmem çok zor ama buna benzer şeyler yaşadık. Yani farklı duygusal ilişkileri kurduğunuz hastalar oluyor. O hastaların büyük bir kısmı ne olacağını biliyorlar. Özellikle kanser hastaları eğer biliyorsa hastalığını zaten orada ölüme yattığını biliyor, fark ediyor. Sadece kapatıyor kendisini. Bir temas kurmaktan da kaçıyor. Bu ölümü hastalık hızlandıran bir şey değil mi hocam? Tabii ki. Ama istiyor, zaten kurtulmak istiyor, artık burasına gelmiş. Çekmiş, çok çekmiş. Eskiden hep kötü şeyler konuştuk. Nasıl bir görüş? Çok özür dilerim. Eskiden hastanenin adı şifahaneymiş. Diyelim ki Sağlık Bakanlığı yoğun bakım hekimlerine bir yazı gönderdi. Artık yoğun bakımın adını değiştiriyoruz. Pozitif, mutlu edici yeni bir isim bulsun her hekim diye bir kağıt geldi. Sizin öneriniz ne olurdu? Tabela değişecek. Ne koyalım derdiniz? Ne güzel bir soru. Şimdi Fransızca'da yoğun bakımın adı şu. Reanimasyon. Yani yeniden dönmek, yeniden canlanmak. Çok güzelmiş. Bence çok güzel bir şey. Yoğun bakım değil, reanimasyon. Yeniden canlanmak. Zaten bir ara sohbetimize başlarken söylemiştim. Bizim işimiz ölüm değil aslında. Hep ölümden konuştuk ama bizim işimiz yaşamak. Yaşatmak için varız. Bence reanimasyon kelimesi de bu çabamızı en iyi açıklayan kelime. Biz canlanmak için orada, canlı olmak için, yaşamak için çaba sarf ediyoruz. Ölümü kabul etmiyoruz ki. Çok merak edilen bir başka soruyla teşekkür edeyim size hocam. Yordum estağfurullah. Çünkü. Estağfurullah, yorulmadım. Keyifle. Yoğun bakımda hastalar bizi duyar mı? Bir deneyiminizle bunu cevaplamanızı rica etsem yorar mıyım sizi? Yani uyuyor diye kabul ettiğiniz bir hasta, iyileştirdiniz, akladınız, pakladınız, yolcu ettiniz. Sonra yine dost da oluyorsunuzdur bir karşılaşmanızda. Doktor bey, siz beni uyuduğumu sanıyordunuz şu işlemi yaparken. Tabii. Hemşire hanımla konuşmalarınızın hepsini duydum deyip anlatan oldu mu? Tabii, bu çok net. Bu uyuttuğumuz hastalarda karşılaştığımız bir şey olabilir. Yani biz sedasyon verdiğimizde o sedasyonun düzeyine göre hastalarımız bir takım algıları açık kalıyor olabilir ve bir takım şeyleri saklıyor olabilirler. Ben daha ötesini söyleyeceğim.
şuuru kapalı olarak kabul ettiğiniz, uyutmadığınız, herhangi bir ilaçla uyumayan, komada olduğunu düşündüğünüz, hastanın bile hissettiğini, farkında olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü canın, canlı olmanın gerekçesi bedenin canlı olması değil, canın olması. Can da her şeyi hisseder, uzaktan da hisseder. O nedenle ben hasta yakınlarına her zaman şunu derim, üzülmeyeceksiniz. Hep güçlü olacaksınız. Güçlü olacaksınız ki o sizi hissetsin ve sizin yanınıza gelmeyi istesin. Onun hakkında kötü bir şey düşünmeyeceksiniz. Ya bizim hastamız vardı, şöyle bir olay. Hasta yakınlarına diyoruz ki hastanız iyileşti, eve götürebilirsiniz. Onlar da geliyorlar, hasta yakını da, hasta yakınlarına diyor ki beni alın, ben iyileştim artık, eve götürün. Hasta yakınları tabii tabii diyor, seni götüreceğiz. Ama yalan söylüyorlar. Gerçek değil. Ve götürmüyorlar. Götürmedikleri andan itibaren hasta yavaş yavaş beni istemiyorlar. Duyuyorum, hissediyorum. İşte hissediyor, duyuyor, dışarıda diyorlar ki ya ne lüzum var, bakıyorlar burada işte. Eve götüreceğiz, biz mi bakacağız ona? O öldü o hasta. Neden? Çünkü terk edildi. İstenmedi. Terk edildiğini hissettiği için, istenmediğini hissettiği için ölümü tercih etti. O nedenle ben hiçbir hastanın yanında olumsuz bir şey konuşulmasını istemem. Hasta yakınlarının ziyaret etmesini isterim, eline dokunmasını isterim. O sıcaklığı hissettirmesini isterim. İyiyi hissettirmek. Kötüyü hissettirecekse gelmesin zaten. Hatta siz daha ileri gidiyorsunuz, diyorsunuz ki yanında değil, herhangi bir yerde hastanın tabii sağlığı ile ilgili olumsuz bir şey söylemeyin. Çünkü ruhun nerede olduğunu bilemezsiniz. Evet, kesinlikle. Hiçbir zaman olumsuz düşünmemek zorundayız. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Benim için de öyle. Bütün hastalarınıza ve hastalarımıza şifa diliyoruz. Yoğun bakımda olan, evinde olan, şu anda şifa isteyen bütün hastalara şifa evet, diliyoruz. Evet, hastalık olmasın. Hasta olmayalım. Evet. Onun için de kendimize bakalım. Hasta olmamak için kendimize bakmalıyız. Yoksa hastalandığımızda üstümüze üşüşecekler bizi daha da hasta yapmak için. Eyvah! Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.